Ee, şimdi bir son dakika bilgisi daha vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, 8 bin Kuzey Kore askeri Rusya'da dedi. Şimdi dedi. NATO Genel Sekreteri <laughs> Önce açıkladı. <laughs> Kuzey Kore askeri Rusya'ya gitti diye. Daha sonra Amerikan Savunma Bakanı Kuzey Kore askeri, Rusya askeri kamuflajı ve silahlarını aldı ifadesini kullandı. Şimdi de Amerika Dışişleri Bakanı Blinken bir açıklama e yaptı. Sen Lavrov'a sorsaydı bunun bir gerçekliği var mı <laughs> diye. Sürekli telefonla konuşmuyorum ben Lavrov'la. <laughs> Onu da karıştırmayalım Hayır, açısından. Hayır şimdi bir aç bir yani böyle bir iddia şimdi var. Şimdi yani. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı ve tam bir rakam vererek 8 bin Kuzey Kore askeri Rusya'da dedi... Kuzey Kore askeri. Şimdi son dakika, son dakika gidiyoruz da. Neden orada? Şimdi bir defa ne kadar kamuflaj giyersen gibi bir Koreli askeri Rus askerini ayırmak <laughs> bence çok da zor olmazsa kalabilir. Hayır gelişiyor. ama yanılıyorsunuz. Bir de... hocam. şimdi Rusya dediğiniz yer oh. 22 milyon kilometre bir ülke. Koreliye benzeyen çok Rus askeri vardır ya zaten. <laughs> e, Kore sınırı sınır Rusya ile Kore. Evet. Geçen o olabilir, o, o tatar bilgi olabilir de ama Kore ya, şu andaki haritadaki bilgi de eski bilgi. Mesela Hande'nin şu an üstündeki kıyafet bile kimin kıyafetine benziyor, andırmıyor mu? Aynı. <laughs> Soğuk. Ko Koreliydi. Hande mi? kim? <laughs> kim Hande? <laughs> devam edelim. Zafer'in bu akşam son konuşmasıydı. Evet. <laughs> yani Hayır, gerçekten. sen kimin giyim tarzını beğenmiyor musun? Yani. Lavrov duymasın. <gülüyor> şimdi. Önce <laughs> son derece özgün. Kimin giyim tarzı çok özgün. E tek tip üzgün. zaten derim çok. Tek tip ya. evet. Aslında olsa ne güzel. Bugün ne giysem derdinden, derdinden kurtuluyorsun. Derdinden kurtuluyorsun. Şimdi bir defa <laughs> burada evet, şu an yani tarz sürüyorsunuz. Siz susuz susuz kaynaşmış bir ülke. Bizim bölgemiz gerçekten <laughs> enteresan bir bölge. Hani e, bir işte hep sen veriyorsun değil mi? Norveç'te mi yaşıyoruz kardeşim diye. Yani gerçekten çok alakasız. Her dakika Komşularımız İsveç, Norveç değil, Finlandiya evet. değil. <laughs> evet, yani her dakika gerçekten. Orada da huzur kalmadı. Son dakika, son dakika, son dakika devam ediyor. Şu an sürekli harita değiştiriyoruz evet. dolayısıyla. Şimdi e... Bunun üzerinden bir süre geçti ama. Evet ama hayır şimdi Kuzey Kore askeri 8 bin neden Rusya'da? Gerçekten böyle bir bilgi var mı? <laughs> Blinken'ın açıklaması. Bir, bir Diyelim ki Blinken bir biraz daha derinleştireyim Rusya'nın acaba Ukrayna cephesinde mi? Rusya'da da Ukrayna cephesinde mi? Şu Anne, bir anlaşma yaptılar Putin'in. Putin'in evet. Dinliyoruz. Putin evet. E, Kuzey Kore'ye gittiği sırada bir anlaşma yaptılar. Hı -hı. İki ülkede birisine yönelik bir saldırı olması halinde Hı -hı. onlara diğerine askeri destek verme konusu da var bu anlaşmanın içerisinde. Hı. Rusya kendi bu NATO'sunu mu kuruyor? Bir dakika. Bu, bu, bu çerçevede. Bu çerçevede. Ama ben buraya ha. yani Rusya'nın burada Kore askerini oraya götürür mü çok emin değilim. Simgesel bir şey yapabilirler. Yani dayanışmayı göstermek için. 8 bin diyor 8 bin çok büyük Blinken. bir rakam. Rakamı Artık, yanlış söylüyor mudur sence? Yani bilemiyorum onu ama Ya Bu rakamı düşün. bir ara 20 bin diye Evet, ilk başta evet. sonra 10 bin hatta dediler. bir tek şimdi görüntü var bir yerdeki bir görüntü var, var Kore evet. askerlerinin o görüntü de nereden çekilmiş nasıl olmuş? Tatbikat da olabilir. O tatbikat tatbikat olabilir her şey olabilir. Yalnız Hı -hı. şimdi baktım Kuzey Kore'nin asker sayısı ne arkadaşlar? Bir tahmin edin. Bütün nüfus, ülke bir nüfus, milyon var. Nüfus 25 milyon ama evet, asker sayısı 1 milyon 300 bin. Yani Asker millet hmm. Kuzey Kore'ye. Kore. Şimdi e, hmm. ben bir konuşayım. Geçip törenleri şu varsa bir, bir göster. söyleyeyim öyle konuş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken önümüzdeki günlerde 8 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna sınırına gelerek savaşa göndereceğini söylemiş. Ukrayna sınırına. Daha gelerek yani. Evet. Şimdi tabii bu şu da olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna köşeye sıkıştığını düşünüyorsa... Böyle bir durum oldu. Ben de şuradan şunları getiriyorum. E, diyerek savaşa doğrudan belki de dolaylı yollarla başka güçler sevk etmek istiyor olabilir. Ama şu var, eğer bu bilgi doğruysa hande 8 bin Kuzey Kore askeri oraya geldi deniliyorsa, emin ol, o rakam 80 bindir. Çünkü e, bu asker sayıları her zaman Açıklanandan farklıdır. farklıdır ve genelde ya yukarı doğru fazladır. ve yukarı doğru farklıdır. Yani onu çünkü şey yapmak istemezler. Yani hiçbir şeyi söylemezler. Ve ve tabii bir Sartta. de şu var. Yani 1 milyon 300 bin rezerve askerleriyle beraber askeri kuvvete sahip bir Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında yer alması çok önemli çünkü Ukrayna ordusunun yaş ortalaması. 40'ın üzerinde an itibarıyla. Yani çok fazla insan hayatını kaybetti bu kirli savaşta. De, çok Ukrayna fazla ülkenin Ukrayna askeri var. Gitmişler, gitmişler. Ee, yani Koreliler gitmiş. Ama Ukrayna güçlerine karşı çatışmaya girdiğini görmedik demiş. Ancak önümüzdeki günlerde bunun olacağını bekliyoruz. Burada bir Peki, şey var. Demiş. Ukrayna asker, asker gitmiş yani. Ukrayna ordusunda, Ukrayna ordusunda kaç ülkenin askeri var acaba? asker. En az 30. A en Ukrayna az. ordusunda kaç ülkenin askeri var? Ukrayna'da kaç ülkenin silahı var? Batı'nın desteği de Amerika Birleşik Devletleri ne kadar Para verdi, silah, mühimmat verdi. Hayır niye Orada, rahatsız oluyorlar onu anlamadım ben. Rusya'ya Kore'nin gelmesine Ekseni, niye rahatsızlar? Sen gönderiyorsun onlar da gidebilir. Şereksen'in dediğimiz hadisenin 2001'deki açıklamasında Kuzey Kore başta olmak üzere demişti Bush. <laughs> Bu buluğu kuvvetlendiriyor ama bir şey hocam, daha kuvvetlendiriyor. Güneydoğu son, Asya NATO'su. Son BM zirvesi NATO zirvesindeki sonuç bildirgesinde düşman ilan ettikleri dört Tabii. ülke hangisi? Kuzey Rusya, Kore, Kuzey Kore Rusya, Çin, İran. Çin. Dolayısıyla Güney şey, Kore'nin asker Bir dakika İsrail'i şerekseni. Suriye'yle noktalanmıyor o zaman öyle mi? Hayır, İsrail bölgesel bir güç, bölgesel Hı. bir tanımlama yapıyor. ABD küresel bir güç küresel bir tanımlama yapıyor ve şunu söylüyor. O zaman söylüyor. bir bölgesel şerekseni var bir de küresel Kesinlikle şerekseni evet. var. Bunlar ama tabii bölgesel, yani küresel olan bölgeseli kapsıyor bu arada. Suriye ikisinde de var. Evet. Bizim için tarihsizlik bu. Ama bir gerçeklik var. ABD yıllardır Japonya ve Güney Kore'yi askerlendirmeye, daha da güçlü hale getirmeye çalışıyor. İşte bu da zemin. Diyecek ki bakın Kuzey Kore ile Rusya artık yan yana. Ukrayna'da bana karşı savaşıyorlar. Ey Güney Kore daha fazla üret. Bu arada Ey Japonya <laughs> yavaş yavaş askeri bir yapıya dön. Çünkü biz yarın Çin hmm. ve Kuzey Kore'yi beraber vurmak zorunda Güney, kalabiliriz. Güney diyecek. Kore'de Peki bir sorun var. Wagner yok mu artık? Wagner olmadığı için mi Kuzey Kore var? Yani ile birlikte Wagner de öyle yani. hayır. E, bu... ölüm, hayır, yani, hayır. Görev, mı çok? mesela Afrika'da geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Afrika'da yani Amerika'ya karşı, Batı'ya isyan eden ülkeler var ya. Oralardaydılardı bildiğim kadarıyla. Hatta Bilmiyorum belki Suriyede de olabilirler. Ee, Nijer, Mali orada evet, da varlar? Ama Afrika'da farklı bir pozisyon söyleniyor söyleniyoruz evet. zaten. Şimdi evet. bakın burada e, şunu bence bunu öne çıkararak şunu yapmaya çalışıyor Amerika. Rusya sıkıştı Kore'den asker getiriyor gibi bir algı yönetmeye çalışıyor. Ben Rusya'nın Özellikle bu bölgede Kore askerlerini getirip de savaştıracağını sanmıyorum. Cephe gerisinde tutabilirler eğer hmm. gelirse. Veya Kore dayanışma için böyle bir jest de yapabilir. Yerini göstermiş olabilir gayet mantıklı. Ha Yani bu tür bir şey yapabilir. Ben Rus ordusunun e, buralarda kendi topraklarında zaten şu anda ilerliyor. Bakın Donbas bölgesinde hızı e, kurstan sonra iki kat arttı. Şeyde de Putin yeni Peki, açıklama yaptı. Şunu da Kurs'ta, söyleyenler var ya sıkışmış olmasa neden asker getirsin Kuzey Kore'den? Ya bakın bu bir jest olabilir diyorum. Bir dayanışmayı Mesela Kore, da ortaya koymuş olabilir. A, onun için Bunun yapabilir. Bu sıkışmış da olabilir. Rusya'da arzu ettiği kadar hızlı gidemedi. Çok büyük uzmanlarımız 3 günde Kiev'i alır 4 günde Ukrayna'yı böler diyor. Hayır Tabii ben mesela oldu. yayınlarda da söyledim. Ama bir şeyi hatırlatayım. 8-10 günde İzmir. yayınlarda da, ya. da söyledim. Olmayacağını söylediniz siz. Hayır tarz. beyler evet. bir şeyi hatırlatayım. Büyük şehirlere girmeyecekler. Bir toplantıda yakın tarihte yani bu 1-2 hafta içinde Putin'e sordular Kore askerleri sizde mi diye geldi mi diye. Böyle çok e, dalga geçerek bir yanıt verdi. Yani, hatırlatıyor musunuz? Yani hatırlıyorsunuz. E, şöyle söyledi sordular ona toplantıdan sonra. Dediler ki burada Ukrayna askerleri varmış. Kore askerleri varmış. E, e, şeyde Kore askerleri varmış Ukrayna'da e, o da e, Kore Başkanı için o da mı gelmiş diye böyle bir espriyle karşılık verdi. Yani Yaparak... biraz biraz bakın 5 Kasım'dan sonra değişiklik dedim ya stratejisi İsrail'in. Bunlar hepsi İsrail'in Ukrayna'yı bile bu şekilde karıştırmasının nedeni akla da şunu getiriyor. Acaba Amerika, İsrail'in bu Gazze vesaire olaylarını planlamışlar. Burada rahat hareket edebilmek için bu bölgede Ukrayna savaşını da mı tetiklediler? Çünkü istihbaratçılar strateji yaparken hep iki boyutlu yaparlar. Birisi olmazsa diğeri olsun diye. Bir dakika Amerika'nın diyorsunuz ki asıl hedefi aslında bu bölgeyi karıştırmaktı. Tabii. Ama bunu yapabilmek için o arada Rusya'yı da Ukrayna'yla Ukrayna oyalıyor uğraştı, mu diyorsunuz? Uğraştırdı tabii. Tabii çünkü Rusya'nın oraya e, saldırıya başlaması Ukrayna'nın tahrikiyle başladı. Ukrayna'nın böyle söylemleri vesaire. NATO, AB. NATO üzerinden. Tabii tabii. NATO. Yani NATO'yu işte alırız almayız vesaire. Şimdi dolayısıyla burada e, çok önemli bir stratejik, Hamleyle karşı karşıyayız. Ben niye bu yönüyle bakıyorum? Ee, bazen Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani e, bu İsrail'in Gazze olayı Anadolu'ya kadar yansır değişini, onları biraz evvel istihbaratlardan konuştuk ya bizim istihbaratımız da elleri kolları el marmut toplamıyor. Onlar da böyle e, ilişkiler içindeler, e, gelişmeleri takip ediyorlar. Bu karıştırmadan sonuç nedir? Cumhurbaşkanı Hatay'da başka bir mesaj verdi. Hatay üzerinde emelleri olan emperyalistlerden de bahsetti dikkat ederseniz. Hı hı. Niye bahsetti? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri eğer o istediği koridoru kurabilseydi, hani bizim Fırat Hareketi, Zeytin hı hı. Dalı Hareketleri olmasaydı, onların hedeflerinde zaten, Hatay'ın üzerinden İskenderun Limanı'nı... Mersin'e aa, doğru. Mersine, Mersin'e değil, İskenderun Limanı'nı kullanacak hale getirmek. Yani teröristlerini büyütmek. Tabii. Şimdi dolayısıyla burada... Denize e, açılma, denize açılma. E, çok tabii, önemli. Denize açılma. Zaten buradaki tartışmaların tümü bu noktada. Şimdi bu nedenle buraya baktığımız zaman Kuzey Kore o kadar asker göndermez. Kuzey Kore o kadar asker gönderse o aşağıda kadar derken tehlike çok gördüğü... Mu? Mı demek istiyorsunuz ee, siz? Çok da yani 8 bin bile Kuzey Kore için fazla Neyse. göndermesi. Gayet tabii Güney Kore ile dalaşıyor. Dronelar gezdiği. Ama 1,5 milyon askeri var Kuzey Kore'nin 8 bin ha, komik bir rakam. Şimdi bırakalım. onu diyeceğim yani. 1,5 milyonda <laughs> yani. 8 bin ne ki ya? Çok önemli bir, bir bence çok ciddi olacak bir bakın, olay değil askerin bu. Askerin olması oranın ekonomik hayatı yaşatmak için kurgulanmış, savunma bir dışında yönetim. başka bir oldu. Yani onların <laughs> hepsi böyle ciddi savaşla bilen ...ciddi şey değil maaşını alan insanlar. Şu da olabilir ama bu 8-10 bin kişinin bir saha tecrübesi edinmesi amacıyla buraya gitmiş olma ihtimali de ben öngörüyorum. Böyle bir saha Zaten Kore onu geziyor. diyor. Kore'nin yani iddiası bu. bu. Kore diyor ki Kuzey Kore askerlerini Rusya'da da diyor eee savaşa diyor hazırlıyor diyor. Ya Yarın Güney Koreli çok karşı karşıya gelecek. Enteresan bak şöyle bir bilgi var. 2021 yılı rakamı Kore Halk Ordusu aktif, rezerv ve paramiliter olmak üzere 7 milyon 900 bin personelle dünyanın en büyük askeri örgütü. Aktif. Nüfusunun nüfusunun %30.8'i asker olarak kabul başka ediliyor. başka meslek yok o yüzden. Yani aslında. 25 milyon kişinin neredeyse 8 i̇şte milyonu 7 milyon 900 bin şey aktif, zafer. rezerv ve Rezer, paramiliter. paramiliter.